Geçtiğimiz aylarda birçok kişi mide botoksu operasyonundan dolayı zehirlenmiş ve Türkmenistan uyruklu bir kişi hayatını kaybetmişti. Aynı operasyon sonrası bir kişi daha yaşamını yitirdi. Zayıflama uğruna iki kişinin canından olduğu sağlık skandalında son durumsa İbrahim Konar ve Volkan Kamer'in haberinde. Sanki ölümünü bekleyen insanlar gibiyiz şu anda. Mide botoks ameliyatında ölüm sayısı ikiye yükseldi. Yakınları isyan etti. Mahvetti milletin hayatını, mahvetti. Yaklaşık iki ay önce İstanbul ve İzmir'de bazı özel hastanelerde yapılan mide botoksundan 31 kişi fenalaştı. Bir arkadaşımızın diyafram felci. İki yoğun bakımımız vardı. Şu anda tamamen sağlığımızdan olduk. Türkmenistan uyruklu Aylar Korhanova hayatını kaybetti. Bir arkadaşımız hayatını kaybetti bu botoks yüzünden. 46 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Aylar Korhanova 23 Mart tarihinde hayatını kaybedince daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan iki doktor yeniden gözaltına alındı. Taksirle ölüme neden olma suçundan adliyeye sevk edildi ve iki doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O skandal ölümden sonra Hurise Gezmiş de canından oldu. Mide botoksu ameliyatı olan Hurise Gezmiş Tuzla'daki özel hastaneden Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü ve yaklaşık bir ay boyunca orada tedavi altındaydı. Ancak yaşlı kadın 16 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Mide botoksu yapılan Tuzla'daki özel hastaneden de herhangi bir açıklama yapılmadı.